Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte ÖSYM nereden nereye çember ve daire serisine başlıyoruz. Bu videoda neler olacak? Bu videoda arkadaşlar son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş çember ve daire sorularını analiz edeceğiz. Pasta grafiği ile çember ve daire konusunda çıkmış soruların yüzdeliğinden bahsedeceğiz. Sütun grafiği ile çıkmış soruların adetlerinden bahsedeceğiz ve bir tabloyla da hangi yıl, hangi konudan kaçar adet soru çıkmış onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar size. Evet siz bu verilere baktığınız zaman ne yapacaksınız? Bu verilere baktığınız zaman çember konusunda sayısal verilere bakarak ÖSYM'nin nereden nereye geldiğine bakacaksınız. İşte kaç adet soru soruluyormuş önceden. Şimdi kaç tane soru soruluyor gibi şeyleri yorumlayacaksınız. Ve bu yaptığımız şeyleri hem birinci bölüm hem de ikinci bölüm için yapacağız. Peki bitti mi? Bitmedi. Bundan sonrasında ne var? Sizler için ÖSYM sorularının benzerlerini yazdım arkadaşlar. Çok tatlı sorular. Hem ÖSYM hem de benim tarzımı ortaya kattım. Ve şunu söyleyebilirim gençler. Sizler bu ÖSYM benzeri soruları yani bu videonun altındaki açıklamadaki açıklama linkine tıkladığınız zaman karşınıza çıkacak bir numaralı PDF'ye tıkladığınız zaman yani bu soruları açıp çözdüğünüz zaman şunun garantisini verebilirim. O kadar orijinal sorular var ki arkadaşlar siz sınava girdiğinizde çember ve daireden soru kaçırmayacaksınız. Yani çok zor soru kaçırmanız. O kadar kaliteli sorular var ki ee, sadece şeyi düşünmeyin. Hani yenisi soruları düşünmeyin. 2018'den sonraki sorularda mı böyle hocam diye düşünmeyin. Önceki olan sorularda da yani 2012'den 2018'e kadar olan sorularda da çok orijinal sorular var. ÖSYM mükemmel bir soru e, havuzu oluşturmuş arkadaşlar. Valla ciddi diyorum. Çözdüğünüz an ee, çok güzel bir tekrar yapmış olursunuz o yüzden burada ÖSYM nereden nereye serisi aslında sizin için de güzel bir tekrar aracı oldu mutlaka mutlaka çözmeniz gereken bir şey bakın daha önceki videolarda ben bunu demedim eski nesildi yeni nesile geçti 2018'den sonra az soru tipi var ama çemberde bunu demiyorum çemberde eski soruları çözdüğünüz zaman eksik bir şeyiniz kalmayacak üstüne basa basa videonun sonlarında da söyleyeceğim büyük ihtimalle çöz 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 kardeşim çöz bunu unutma. Senin için çok faydalı bir şey olacak. Hatta bu videoyu izleme, otur onu çöz. Ha bunu da söyleyeyim. Ben bu videodan sonra ne yapacağım? Bu konu konu ayırıp onların sorularını da çözeceğim. Çemberde açı için bir video, uzunluk için bir video, çevre için bir video ve dairede alan için bir video yapacağım. Orada da o soruları ayrı ayrı planlayıp ayrı ayrı çözümlerini çözümlerini de sizin için paylaşacağım arkadaşlar. İsterseniz bu videonun altındaki linkten indirin. İsterseniz o ayrı ayrı videolarda hocam ben çember sorularını ayrı görmek istiyorum. Uzunlukları ayrı görmek istiyorum diyenler de e, oradaki videoların altındaki linkleri indirip oradan çözümlerini yapabilir arkadaşlar. Tamam? Evet gençler, çok fazla uzattık girişi ama önemli bir konu olduğu için çok fazla uzattım. Ee, önemli bir şey olduğu için mutlaka mutlaka çözmeniz lazım. Hala daha söylüyorum. Çöz kardeşim. Bunu sakın ama sakın unutma. Evet. isterseniz analizlere başlayalım. İlk olarak konuların yüzdeliğinden bahsedeceğiz. Son 10 yıl içerisinde yani 2021, 2012 ve 2021 yıllarında birinci bölüm. Birinci bölüm dediğimiz YGS eski adıyla şimdi adıyla TYT. Ee, Çember ve daire konusundaki sorduğu soruların konuların daha doğrusu yüzdeliği. Arkadaşlar çemberde açı %7.1'lik bir yere sahip. Çemberde uzunluk %28.6'lık bir yere sahip. Çemberin çevresi %21.4'lük bir yere sahip. Dairede alan da %42.9'luk bir yere sahip arkadaşlar. A dairede alan en önemli yermiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Hayır. Neresi en önemli olan yer? Hocam burası çemberde uzunluk. Niye? Aslında ben çemberin çevresini ayırdım ama çember çemberde uzunluk konusunun içerisinde alabiliriz biz çemberin çevresini. O yüzden şu ikisini topladığınız zaman 28 ile 21'i topladığınız zaman kaç yapıyor? Ee, 39 mu yapıyor? 39 yapıyor. Hatta 40 yapıyor arkadaşlar. %40'lık bir yere sahip daire alan da %42.9'luk yere sahip. Ama şunu da söyleyeyim. Dairede alan sorularında biz hep çemberde uzunluk kullanmıyor muyuz? Kullanıyoruz. E, isterseniz bakın bütün sorulara dairede alandaki bütün sorularda yani %99'unda diyebilirim arkadaşlar çemberde uzunluk bilgisi geçiyor en basit dairenin alanı nedir pi r kare hmm. e, ilk önce sana yarıçapı çapı Yarıçapı e, yarı çapı nasıl bulacaksın uzunluk bilgisiyle bulacaksın o yüzden uzunluk çok 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 önemli bunu sakın ama sakın unutma yani şöyle baktığınız zaman bize %93'lük kısımda %92.9'luk kısımda çemberde uzunluk ilgilendiriyor arkadaşlar. Şimdi burası biraz bulanık çıkmış. Niye çıkmış anlayamadım ama. E, şimdi şuna bakalım. ÖSYM'nin 2012-2021 yılları arasında sorduğu soruların konuların e, şeyi, adedi sayısı. Çemberde açıdan kaç tane sormuşlar? Bir tane sormuşlar. Çemberde uzunluktan 4 tane. Çemberin çevresinden 3 tane. Daire de alandan da 6 tane sormuşlar arkadaşlar. 6 tane. Şimdi de tabloya bakalım isterseniz. Hangi yıl kaçar adet soru sorulmuş. Arkadaşlar 2012'de uzunluk, çevre ve dairede alandan birer tane olmak üzere 3 tane soru sorulmuş. 2013'te uzunluk ve çemberin çevresi olmak üzere 2 soru. 2014'te dairede alan, 2015'te de dairede alan birer tane soru sormuşlar. 2016'da çemberin çevresinden bir tane soru. 2017'de 2 tane soru çemberde uzunluk, e, dairede alandan da bir tane sormuşlar. 2018'de dairede alandan bir tane ve 2019'da da daha çemberde açıyı unutmuşlar bakın burada. Ee, en azından 2019'da bir tane çemberde açı sormuşlar. Ve daire da alandan da bir tane olmak üzere iki tane soru sormuşlar. Aa hocam artık çember çıkmıyor. Evet arkadaşlar birinci bölümde artık çember çıkmıyor. Niye? Bunun sebebi 2018'den sonra bir TYT kısmına geçtik ya. E, orada da bize ne dediler? 9. sınıf ve 10. sınıf müfredatından size, size soracağız dediler. E, 9. sınıf ve 10. sınıf müfredatında Çember var mı? Yok. Nerede başlıyor çember? 11. sınıfta başlıyor. O yüzden arkadaşlar 1. bölümde çember member yok. 1. bölümde ne var? Toplam 8 tane soru üçgen ve dörtgenden çıkıyor. 2 tane de katı cisimden soru çıkıyor arkadaşlar. Yani sadece 1. bölüm çalışacak olan arkadaşlar çember çalışmak zorunda değilsiniz. E hocam ya sorarlarsa Vallahi arkadaşlar ben de ya sorarlarsa mantığında gidiyordum aslında ama 2022 MSÖV sınavına bakacak olursak ki isterseniz bir bakın siz de inceleyin. Orada çember sormadılar arkadaşlar. Yani bundan sonra da sormayacaklarmış gibi geliyor. Tabi müfredat değişmezse. Evet gençler bu şekilde birinci bölümün incelemesi bu şekilde. Gelelim ikinci bölüme. İkinci bölümde çemberde açı %17.9'luk yere sahip. Çemberde uzunluk bakın %35.9 olmuş. Çemberin çevresi %7.7. Dairede alanda %38.5 şeklinde bulunmuş. Genelde şu çemberde uzunlukla çemberin çevresiyle dairede alan yüzdelikleri birbirine çok yakın arkadaşlar. Yani bir sen onu soruyorlarsa bir sen onu yani ya ya uzunluk ve alan ikisini de aynı anda soruyorlar büyük ihtimalle arkadaşlar çoğunlukla. Ona da dikkat edersiniz. E, ee, burada AYT kısmında çemberde açıya biraz e, yoğunluk verilmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama şimdi aması var. Amasını da şurada açıklayayım isterseniz. Önceden soru sayısı fazla olduğu için burada çemberde açı çok gözüküyor olabilir arkadaşlar. Çünkü önceden kaç tane soru vardı? TYT'de 30 tane soru vardı. Hadi kaldırılan konular var. Elips, hiperbol, parabol, vektör. Onları kaldırdığımız zaman 24 tane soru içerisinde biz çemberin durumunu inceliyoruz burada. e 24 tane sorunun içerisinde de 6-7 tane çember soruyorlardı. E orada çemberde açıda sorma zorunluluğu oluyordu arkadaşlar. Ama şimdi gelir mi? E gelir tabii ki. Yine e, hiç olmadı. Yani... 3-4 yılda bir çemberde açı sorusu yine gelebilir arkadaşlar. Çok fazla buraya da takılı kalmayın lütfen. Sorduğu soruların adetlerine bakalım. Çemberde açıdan 7 tane. Çemberde uzunluktan 14 tane. Çemberin çevresinden 3 ya da 4 tane. Çemberin çevresi burada kaç? Şuradan bakayım arkadaşlar. 3 taneymiş. 3 tane. Bir de dairede alandan da kaç tane? 15 tane soru gelmiş. Şu çemberde açıda herhalde 7 tane arkadaşlar. Şurayı bir sayalım. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 tane. Evet 7 tane. Soru sayıları da bu şekilde arkadaşlar. Çemberde açı 7, çemberde uzunluk 14, çemberin çevresinden 3 ve dairede alandan 15 tane soru gelmiş. Şimdi biz tabloya bakalım isterseniz. Tabloya baktığımız zaman a soru sayıları bak gerçekten öyle. 24 soru arasından bakacaksınız arkadaşlar. İlk önce şurayı bir ayrı işleyelim. 2017'ye kadar olan, 2018'e kadar olan sınavı ayrı bir değerlendirelim. Burada da arkadaşlar Genelde ortalama kaç olmuş? Ortalama 6 gibi duruyor. Ortalama bakacak olursak 6 gibi duruyor. 24 soruda 6 ne demek? %25'lik kısma denk geliyor arkadaşlar. Yani soruların 4'te biri ne olmuş arkadaşlar? Soruların 4'te biri çember sorusuymuş. Dikkat soruların 4'te biri. Ben şu kısmı size şey yapmayacağım. Videoyu durdurup buradan da bakabilirsiniz bu soru sayılarının adetlerini. Ben şu 2018'den sonrası için konuşacağım bu tabloda. 2018'de bakın ne yapmışlar? Hiç 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 daire gelmemiş. Niye? 2018-2019 geçiş çevresi diye zaten bunu TYT'de sordular ya. E, 2018'de bir de vektörler konusu da vardı. E, o, onun için orada çember koymamışlar. Analitik ağırlıklı falan soruldu arkadaşlar o sene. E, bir de ne ağırlıklı oldu? İşte çemberin analitiği vardı. Bir de vektör falan da vardı arkadaşlar. O yüzden dondan dolayı burada hiç çember yok. Ama bundan sonraki senelerde bakın 2019'da bir tane soru sormuşlar. O da geçiş evresi sayılabilir. 2020'de kaç tane sormuşlar arkadaşlar? 3 tane sormuşlar. 2021'de de 2 tane sormuşlar. Ortalaması 2 diyebiliriz ha bundan sonrası için. E 10 soruda 2 demek %20'lik kısma denk gelmiyor mu? Evet yani çemberde çizgisini bozmamış. Adamlar diyor ki ya %20'lik ya da %25'lik. %25 yok ya %30'luk olur. Yani 10 sorunun ya ikisini ya da 3'ünü ben size Çember olarak soracağım diyor arkadaşlar. Ha geçen sene soruların yarısı analitikti. E bu sene belki soruların yarısı analitik olmaz. 4 tane analitik 3 tane çember şeklinde sorulabilir arkadaşlar. Bu da yüksek bir ihtimal. Aynı şeyi bakın geçenki videolarda da söylemiştim. E, TYT'yi konuşacak olursak. TYT'de ne sormuşlardı geçen sene 2021 sınavında? E, 5 tane üçgen 3 tane de dörtgen sormuşlardı. Ama bu değişkenlik gösterir demiştim. 4'e 4 olur e, 3'e 5 olur şeklinde söylemiştim. MSÖ'yü sınavında da 4'e 4 geldi arkadaşlar. Burada da çember için yorumum şu. Ya 2 tane soru ya da 3 tane soru. Analitiği azaltırlarsa çembere dayarlar arkadaşlar. Tamam. Aklınızda bulunsun. Evet. %20'lik kısım ya da %30'luk kısma denk gelecek arkadaşlar. Sayısal verilerle baktığımız zaman ÖSYM'nin nereden nereye geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Genelde çizgisini bozmamış. Yüzdelik dilime bakacak olursak soru adedini yüzdelik dilim bazında bozmamış gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet böylelikle bu analizlerimiz bitti mi bitti. Şimdi size soruları göstereyim. Çözmeyeceğim. Bundan sonraki videolarda çözeceğim. Arkadaşlar yine soruları gösterirken söyleyeyim. Bakın son 10 yıl içerisindeki sorular hele hele he, 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 2018'den önceki sorular öyle güzel sorular var ki. Dehşetül vahşet ya. Ya bu soruları mutlaka görmeniz lazım. Mutlaka çözmeniz lazım. Çözün. Öncelikle sizin çözüp kafa patlatmanız lazım. Ondan sonra çözemezseniz benden izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet sorular şöyle. Görüyorsunuz bak hiç de böyle şeye de benzemiyor. Tamam ben bunu yeni nesil çevirdim. O ayrı bir konu ama katlama yoktu. Ben katlama yaptım sadece. Ee, aynı sorunun lacivertini yazdım sadece. Ama bakın sözel sorular falan böyle hep sözel soru altında geliyor artık. Gördüğünüz üzere bakın şurada bir tane eski nesil bir soru var diyebiliriz. Şuraya baktığınız zaman görüyorsunuz. Evet, şu soruyu da şeyden bir uygulamadan ee, zonguldak. Evet, Kestane Balı'nın diyar zonguldak Fen Lisesi'nden bir öğrencim, umuttu galiba yanlış hatırlamıyorsam, Öklit diye ee, bir programda oyun oynuyormuş. Bana da söyledi, gerçekten çok işime yarıyor oradaki uygulamadaki böyle ee, bir oyunu sorulara çevirdim arkadaşlar. Haberiniz olsun, arada bakıyorum. Aa, bununla ilgili güzel soru falan yazılabilir dediğim, dediğim şeyler oluyor. O da bu sorulardan biri arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Ve ÖSYM'nin soracağı tarzda bir soru arkadaşlar. Dikkat edin. Evet sorular bakın böyle görüyorsunuz. Hiç de öyle eski nesil diyebileceğimiz sorular yok. Çok orijinal sorularla karşılaşacaksınız arkadaşlar burada. Ee, bazı sorular burada boşluk kalmış. O benden kaynaklanan bir hata kusura bakmayın. Soruların hepsi burada tam anlamıyla var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet sorular böyle. Bakın bazı soruları ben yeni nesile çevirdim. Görüyorsunuz ki yeni nesle çevirdiğim sorular da genelde de sınavda da çıkıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Evet bir de şekil olsun diye böyle çiçek yaprağı falan şeklinde dönüştürdüğüm şeyler de var tabii ki. Ondan sonra bu 2017'den sonrasına bakalım. Çok uç bir değişim var mı diye bakalım arkadaşlar. Bakın 2018, 2018'de şöyle bir soru. Bu araba silgisi hani silecek sorusuydu. Ben bunu eski nesil yazmak zorunda kaldım. Aynısını yazsam sıkıntı olacaktı arkadaşlar. Bu yeni nesil bir soru diyebiliriz. Nurtaç Hocam. Evet Nurtaç Hocam'a buradan selamlar. Nurtaç Hocam adına da bir tane soru yazdım burada. AYT 2019 benzer sorusu arkadaşlar. Güzel bir soru. Valla 2018'den sonra bakacak olursak bir tane eski nesil soru var. Ben soruları inceledim arkadaşlar. Bir tane eski nesil o da şu alan taşıma ile ilgili alan taşıma başlığını bilmeyen yapamayacağı bir soru arkadaşlar. Ya da çok uzun yoldan yapabileceği bir soru. Bakın eski nesil sorular da geliyor mu? Geliyor. Ama son 10 yıl içerisinde e, atıyorum 7 tane soru çıktıysa bunun bir tanesi eski nesil olarak sorulmuş. Diğer yeni nesil sorulan sorular da zaten çember ve daireden yeni nesil geldiği zaman kolay geliyor. İnşallah yeni nesil gelir. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ama yeni neslin e, zor sorularını görmek istiyorsanız bundan önceki 2017'ye kadar ki 2012'den 2017'ye kadar olan soruları kesinlikle ama kesinlikle çözmeniz lazım. Dedim ya videonun başında hep bunu vurgulayacağım diye. Evet görüyorsunuz arkadaşlar sorular bu şekilde. Hatta şu soruyla ilgili bir anım var. Ben bunu ÖSYM'nin sorduğu soruyu çevirmiştim. Nerede çevirmiştim? Ee, televizyon üzerinde kare bir dantel koymuşlardı arkadaşlar. Aynısını ben şeye çevirdim. 2018'de sormuşlardı yanlış hatırlamıyorsam. Aynısını ben şu şekilde çevireyim dedim. Dairede niye olmasın bu dedim. Dairede sordum ve çok da kolay bir soru oldu. Ee, güneş sorusuna bakın arkadaşlar. 2021'deki güneş sorusu. Bakın ben bunu 2019'da yazdım. 2021'deki güneş sorusu da güneş batma sorusu aynı mantıkla çıkıyor arkadaşlar. Bakın ÖSYM'nin sorusunu çevirdim. Başka bir konuya çevirdim. Çıktı. Hatta burada da şu var arkadaşlar. Bu soruyu da bu soru herhangi bir ÖSYM sorusu değil. Ama ben eski kare sorularından e, kare sorularının benzerini yazdım arkadaşlar burada. Belki hatırlayanlarınız olur. Hani K1, K2 falan 2013 sorusuydu galiba. Hani K1 karesi, K2 karesi. Burada da D1 karesi, D1 dairesi, D2 dairesi falan şeklinde bir soruya çevirdim. Dediğim gibi çevirdiğim sorular sonra karşınıza çıkabiliyor. Hatta sınavda karşınıza çıkabiliyor. Dikkat edin arkadaşlar. Sorular bu şekilde arkadaşlar. Toplamda 56 değil de 54 tane soru var. Haberiniz olsun. Bu 54 soru sizi acayip bir şekilde geliştirecek. Arkadaşlar mutlaka ama mutlaka çözün. Üstüne basa basa hep vurgulayarak söylüyorum zaten çözmeniz sizin açınızdan çok önemli. Evet gençler. Şimdi bu analiz videosunu bitirdik. Bundan sonraki videolarda ne olacak? Çemberde açı videosu gelecek. Çemberde açı ile ilgili ÖSYM'nin sormuş olduğu soruları ayırdım. Onunla ilgili bir video. Sonra uzunluk. Sonra çemberin çevresi. Sonra daire alan diyeceğiz. Ayrı ayrı PDF'leri de oradaki videoların altındaki açıklama linkinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve böylelikle bu videonun da sona geldik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.